müşterileri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan seri ve No. 52 sayılı yatırım danışmanlığı faaliyetine ve bu faaliyette bulunacak kurumlara ilişkin esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi veya ve tavsiyede, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi söz konusu yorum, görüş, bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz. Sevgili takipçilerimiz, Yeni Mesaj TV için hazırlamış olduğumuz bir finans gündemi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden 26 Ocak 2021 Salı. Biz programı hazırlamaya başladığımızda saatlerimiz 17.02'yi gösteriyor. Ekranda görmüş olduğunuz tablo kripto paraların şu anki anlık hareketleriyle ilgili bir tablo. Bunlara geçmezden önce, teknik analiz kısmından önce piyasalarda neler olup gidiyor, bunları sizinle beraber kısaca hemen değerlendirip arkasından teknik analiz cephesine geçeceğiz. Evet, bugün kripto paralarla ilgili olaylarla ilgili size kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Şu an için JP Morgan'ın bir açıklaması var. Burada özellikle bu, biliyorsunuz ki Bitcoin tahminleriyle konuşuluyordu bu yatırım firması. Bunların analistlerinin en büyük Bitcoin fonuna yönelik girişlerin popüler kripto parada 40 bin doların aşılması için yeterli seviyede olmadığına dair bir analizleri var. Bunun arkasından başka burada yellem ve çift harcama ile ilgili bir gündemi var Bitcoin'in. Özellikle yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin kripto paralara bakışı ve çifte harcama yöntemini uzmanlar değerlendirmelerinde bunlar için şunları söylüyorlar. ABD'de kripto paraların sisteme kazandırılması gerektiğiyle ilgili bir açıklama var. Bunlarla ilgili merkez bankalarının da biliyorsunuz çalışmaları var. Ve devletlerin, kendi merkez bankalarının kriptolar paraları piyasaya sürdüğünde mevcut kripto piyasasını nasıl etkileyeceği açıkçası merakla bekleniliyor. Ve yine Bitcoin ile ilgili bir analiz var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bitcoin'de 20 bin dolar analizi. Bitcoin yılın başında kaydettiği hızlı rally sonrasında bu hafta benzer hızda düşüşüne devam etti. Kripto para 30 bin doların altını test ederken kripto para piyasasını takip eden analist ve yatırımcılar 20 bin dolar seviyesinin söz konusu olabileceğine dikkat çektiler. Evet, 20 bin dolar açıkçası benim de beklediğim bir seviye. Bakalım günler neyi gösterecek, teknik analiz kısmı neyi gösterecek, hep beraber değerlendireceğiz. Ethereum yıldızı parlıyor idi. 1400'leri geçmişti biliyorsunuz, 1400 dolarları. Bakalım nereye gidecek? Şu anda bir gerileme söz konusu. Onu da yine bugünkü finans gündeminde sizler için değerlendireceğiz. Ama performans yönden değerlendirildiğinde Ethereum'un performansının Bitcoin'i geride bıraktığı ile ilgili analistlerin düşünceleri var. Dünyanın en büyük ikinci kripto parasının performansı Bitcoin'i birkaç gün öncesine kadar geride bıraktı. Ethereum bu yıl %75 civarında yükseliş kaydetti. Bitcoin'de ise yükseliş ise %20 ile sınırlı kaldı. Mart ayında da 80 dolarlar civarındaydı. Bunu da hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada kritik seviyenin kırılması, Bitcoin'deki kritik seviyenin kırılması, özellikle bu kripto para çılgınlığının ivme kaybetmesiyle beraber popüler dijital para Bitcoin'in
fiyatı 35 bin dolar seviyesinin altlarına kadar geriledi. Bitcoin işlemlerin kalabalıklaştığını düşünen profesyonel yatırımcı sayısı giderek artıyor denilmiş 20 Ocak'taki bir haberde. Yine Yeni Mesaj gazetesinden kısaca ekonomi kısmını bir değerlendirelim. Türkiye'deki araç varlığıyla ilgili bir haber var. Merak ettim açıkçası kaç araç varmış. Hep beraber bakalım. TÜİK açıklıyor. 2020'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı en çok taşıta sahip olan il İstanbul. Pardon, Samsun oluyor. İstatistiklerine göre, taşıt sayılarına göre Karadeniz bölgesinde en çok taşıta sahip olan il Samsun. Yine TÜİK'in motorlu kara taşıtları sayısı belirttiği sayıya göre Türkiye'de Aralık ayı sonu itibariyle 1 milyon 38.905 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılarak toplam taşıt sayısı 24 milyon 144.857 olarak belirtilmiş. Araçlarla ilgili sayı durumu bu şekilde belirtilmiş. Bayağı oldukça fazla. Evet, burada kripto para birimlerinin kalıcı olmadığıyla ilgili bir haber var. İngiltere Merkez Bankası'nın başkanı Andy Bailey, mevcut hiçbir kripto para biriminin uzun vadede bir ödeme aracı olarak çalışabilecek bir yapıya sahip olmadığını belirtti. Kripto para cephesinde sanki arkadaşlar siper alma zamanı geliyor gibi gözüküyor. Bu noktada da teknik analiz yönünden de ayrıca değerlendireceğiz. Evet, başka değerlendirebileceğimiz analiz yönünden, temel analiz yönünden baktığımızda şu an için bunlar gözüküyor. Bunları değerlendirdikten sonra daha önceden de yine hatırlarsanız Sekin bununla ilgili açıklamaları vardı. Buna da kısaca bir değerlendirelim. SEC kripto para dünyasına Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, biliyorsunuz SEC kripto para dünyasına acımasız cezalar veriyor. Ripple davası duyurusundan sonra kripto para dünyasına gösterdiği sert adımlar devam ediyor. SEC bundan birkaç gün önce de Sipchain tarafından gerçekleştirilen bir ilk kripto para teklifi ICO nedeniyle ceza ve bir durdurma ve bırakma emri başvurusunda bulundu. Yine aslında Ethereum tabanlı bir kripto para Sipchain'de, bununla da yine bu firmanın da SEC'le anlaşmayı planladığı söyleniyor. Ayrıca burada Bitcoin'e kesilen miktarın 2 milyon 50 bin dolar civarında ödemek zorunda kalacağı konuşuluyor. Yine Trierion'a da Sekin verdiği ceza gündemde. Yakın gelecekte sanki hem Amerika cephesinde hem İngiltere cephesinde kripto paralarla bir mücadele durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. İnşallah bu noktadaki yatırımcılarımızın yatırımları heba olmaz. İnşallah umduklarını bulurlar diyoruz. Ve şimdi teknik analiz yönünden gündemi değerlendirmeye hep beraber başlıyoruz. Yeni Mesaj TV'de gündem analiz başlıyor sevgili takipçilerimiz. Burada ilk olarak işleyeceğimiz ürünlere kısaca bir göz gezdirelim. Ondan sonra analizlerimize başlayabiliriz. Evet, şu anda açık olan grafik, önümdeki açık olan grafik Ethereum'un sevgili takipçilerimiz aylık grafiği. Aylık grafikte 1600'ler civarını iğneledikten sonra şu anda 1276.91'lerde olduğunu görüyoruz. 2018'deki zirvelerini test ettikten sonra yine o zirvelerde şu anda Ethereum gezinmesini, işlemlerini sürdürüyor diyelim. Ama yaklaşık olarak 1600'leri gördükten sonra 1280'lere doğru geri çekilmesi beklenen bir geri çekilmeydi diyebilir miyiz? Açıkçası o performansa göre çok beklenen bir durum söz konusu değildi. Buna şöylece kısaca bir değerlendirelim bakalım Ethereum'da neler var.
Bunun haftalığına bir bakalım hep beraber. Tabii taraflandırabiliriz. Bitcoin'in de durumuna baktığımızda şu anda 42 binleri iğneledikten sonra 31.575'ler civarında olduğunu görüyoruz. Onda da bir geri çekilme söz konusu aylık grafiğe baktığımızda. Haftalığını değerlendirecek olursak da haftalıkta da şu anda 2021'in başlarında Ocak ayında vermiş olduğu kazancı neredeyse tamamıyla aldığını söyleyebiliriz. Artık kritik kırılma noktasına gelmiş. Yukarıdan gelen bu iğne bu kırılmanın bir miktar daha devam edebileceğini gösteriyor. Bu çekilmelerde ilk desteğimiz baktığımız zaman 29.158'ler olduğunu görüyoruz. Onun arkasından da ikinci önemli destek seviyesinin 26.477'lerden geçtiğini görüyoruz. Evet, Ethereum ve Bitcoin'e baktıktan sonra altın, gram gümüş cephesinde neler oluyor? Kısaca bir de onları değerlendirmek istiyorum. Gram altın cephesine baktığımızda hemen bunu düzeltelim. Açık olan grafik gümüş grafiğiymiş. Evet, gram altın cephesinin aylık grafiği elimde. Şu anda önümde açık olan ekran sevgili takipçilerimiz. Şu anda gram altının şu dakikalar itibariyle 438 liralardan işlem gördüğünü görüyoruz. Gram altında da açıkçası burada kritik destek noktaları test ediliyor. Aylık bazda baktığımız zaman. Bunu bir de haftalık olarak bakalım. Burada ilk destek noktamızın baktığımızda 433 liralardan geçtiğini görüyoruz. Onun altında da gram altının için destek noktasının 418-419 lira olarak söyleyebiliriz haftalık cephede. Yalnız şu andaki düşüş trendindeki satış baskısı gram altın cephesinde devam ediyor. Arkasından gram gümüşü sizler için değerlendirelim. Gram gümüş aylık grafiğinde gram altına göre çok daha stabil gözüküyor. Ama yine de çıkmış olduğu seviye 7.12'lerden, 7.12.5'lardan satış baskısı üzerinde hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunda da yine gümüş cephesinde de ilk destek seviyelerinin 5.43'lerden geçtiğini söyleyebiliriz açıkçası. 5.43'lerden sonra dolar bazlı daha fazla bir geri çekilme söz konusu olacak olursa ve gram gümüşte de açıkçası benim beklentim kısa vadede, çok kısa vadede bir yükseliş beklemiyorum. 5.43'lerin altını 5.30'ları çok rahat bir şekilde hatta 5'leri test etmesi söz konusu olabilir. Tabii ki bu dolar cephesindeki gelişmeye bağlı. Ama dolar endeksini incelediğimizde dolar endeksine kısaca bakalım nasıl gidiyor. Dolar endeksine baktığımızda da şu anda açılıyor ekranımız. Sevgili takipçilerimiz, Yeni Mesaj TV'yi YouTube adresinden takip etmenizi, zil sesini de açmanızı ve bizi yorumlarınızla ve beğenilerinizle sayfamızı renklendirmenizi sizlerden rica ediyoruz mümkünse. Bunun için size minnettar oluruz. Teşekkür ederiz. Burada günlüğü açık şu anda. Çok ciddi bir hareketlilik gözükmemekle beraber yakın zamanda dolar endeksinde bir artış beklentisi söz konusu. Bu dolar endeksindeki artış beklentisiyle beraber gram altın ve gram gümüşte de yukarı yönlü yeni ivmeler söz konusu olabilir sevgili takipçilerimiz. Evet, bunu da bu şekilde değerlendirdikten sonra diğer taraftan açık olan grafiğime geçeyim. Onu değerlendirelim. Evet, aşağıda sizler için daha önceden hazırlamış olduğum bir grafik vardı. Şimdi oraya geçiyoruz. Burada önümde açık olan ekranlar altının, gümüşün, ons cinsinden değeri, platin, dolar,
Ve borsa tarafında İstanbul İMKB 100 endeksinin aylık grafikleri önümde şu anda açık durumda. Aylık bazda takip ettiğimizde özellikle bunu da aylık yapalım. Evet. Aslında çok ciddi bir çekilme yokmuş gibi gözüküyor, değil mi? Baktığımızda ilk şu anda elimdeki mouse'un bulunduğu yerde son özellikle 6 aylık durumda baktığımızda diplerde bir 1767'ler falan test edildikten sonra oralara yeniden gelemediğini ama aylık bazdaki satış baskısının biraz daha zayıf kaldığını buralardan belki günübirlik veya çok kısa süreli hareketlerden sonra bir yükselme durumu söz konusu olabilir mi? Dolar endeksindeki durum yine başka bunu etkileyen birçok faktörler var. O faktörlerle beraber ben açıkçası kısa vadede bir yükseliş beklentim yok ama birkaç ay içerisinde yukarı yönlü ivmeler söz konusu olabilir. Buralardan sizin de gördüğünüz gibi 2000'leri zorlaması hiç de zor değil gibi gözüküyor. Yine gümüşün ons cinsinden incelediğimizde de bu aşağıdaki grafiğimiz ons cinsinden incelediğimizde son ayki şeyinden sonra güçlü alımdan sonra şu anda 25 dolarların üzerinde fiyatlanıyor. Bunu bu şekilde devam ettirirse açıkçası gümüşün ons tarafı çok daha gram altına pardon ons altına göre daha güçlü duruyor. Platine baktığımızda platinde son 3 aylık bir yükseliş trendi var. Yaklaşık 800 dolarlardan şu anda işlem gördüğü yerler 1123 dolarlarda işlem görüyor. Son 3 ayın aslında kazandıranı baktığımızda platin gibi gözüküyor. Ama en yüksek görmüş olduğu seviyeler hatırlarsanız 2300'lerden geçiyor. Bu da hangi yıla denk geliyor? Baktığımızda 2008'lere denk geliyor. Aslında platindeki bu durum sanayi üretiminin de ne durumda olduğunu açıkçası gösteriyor. Evet, burada doların aylık grafiği var. Doların aylık grafiğine baktığımızda burada özellikle son 2 ayda Eylül'den itibaren kazançlarına baktığımızda Eylül, Ekim ve arkasından Kasım'la beraber tavan yapmıştı. Buralarda 8.50'lere geçmişti biliyorsunuz. Son 3 aydır üzerinde bir satış baskısı var piyasalara. Dışarıdan yeni para girmelerisiyle beraber üzerinde bir satış baskısı olsa da yurt içi yerleşiklerin biliyorsunuz döviz alımları da ciddi manada her düşüşte ciddi manada artıyor ve üzerindeki satış baskısı şu an itibariyle ciddi manada zayıflamış gibi gözüküyor. Evet, borsaya baktığımızda uzun zamandır açıkçası ben de incelemiyordum. Sizlerle beraber inceliyorum. BIST 100 endeksi de açıkçası son aylık grafiğinde 2 aylık grafiğine baktığımızda 1240'ları görmüşken şu anda 900'ler gözüküyor. Burada baktığımızda bunu günlüğe aldığımızda orada bir hata söz konusu. Şu anda 1550'lerde bir yükselen trend bu bölgede Ekim ayında bir sıkıntı yaşamış. Yani oralarda baktığımızda 1214'lerden geldiği yer 1098'lere kadar %15'lik bir geri çekilme yaşadıktan sonra buradan yükselerek giden trend çok bozulmamış. Ama son günlerde son özellikle bir hafta 10 günde bir duraksama durumu söz konusu. Hatta geri çekilmeler var ve üzerindeki geri çekilme baskısı, satış baskısı kısmi manada da devam ettiği gözlemleniyor. Açıkçası borsalara şu noktada biraz temkinli olmak gerekir diye düşünüyorum. Bunlar sevgili yatırımcılarımız hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Al, sat veya tut asla böyle bir durum söz konusu değildir. Burada kendi düşüncelerimizi, kendi yorumlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Buradaki yorumlarımıza bakarak kesinlikle
işlem açmamanızı tavsiye ediyoruz. Evet sevgili Yeni Mesaj TV takipçileri, sizler için hazırlamış olduğumuz bir finans gündemi programında Salı akşamı 5.17.02'de başlayan programımız 17.21 itibariyle yaklaşık 19 dakikalık bir program sizler için hazırlamışız. Umarım sizler için faydalı olur. Umarım yapmış olduğunuz yatırımlar sizleri mutlu eder. Hepinize güzellikler diliyorum. Yeni Mesaj TV'yi takip etmenizi, yorumlarınızla ve beğenilerinizle sayfamızı şenlendirmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar.